Lineer bağımlılık ve bağımsızlık ile karmaşık bir soruda karşımıza çıkabilecek bir vektör kümesinin açıklığı hakkında öğrendiklerimizi bir araya getirmek istiyorum. Çünkü eğer bunun ne olduğunu iyice anlarsanız ki bu lineer cebiri ve bu iki kavramı anlayabilmeniz için de çok önemli olacak. Buradaki S kümesindeki üç boyutlu vektörler ile ilgili olarak sormak istediğim ilk şey hepsinin 3 bileşeni olduğunu görüyorsunuz değil mi? Soruya döneyim. S kümesinin açıklığı reküpe eşit midir? Evet, olabilecekmiş gibi görünüyor. Bunların her biri yeni bilgi ekliyor ve bu vektörleri yani kombinasyonlarını kullanarak reküpteki bir vektörü tanımlayabileceğimi düşünüyorum. Soracağım ikinci soru ise bunların lineer bağımsız olup olmadıkları. Bakalım, bu soruları aynı anda cevaplamanın bir yolunu da buluruz belki. Önce birincisi, açıklıkları reküp müdür? Açıklığın reküp olması için bu üç vektörün lineer herhangi bir kombinasyonunun reküpte bir vektörü oluşturabilmesi gerekir. Size bu vektörlerin lineer bir kombinasyonunu vereyim. C1 çarpı birinci vektör, 1 eksi 1, 2 artı rastgele bir sabit daha c2 olsun. Evet bu da skaler bir değer çarpı 2, 1 ve 3 artı c3 çarpı 3. vektör yani eksi 1, 0 ve 2. Evet, rastgele sabitler kullanarak bu vektörlerin toplamı R küpteki bir vektöre eşit olan bir kombinasyonunu oluşturabilmem lazım. R küpte herhangi bir vektörü A, B ve C ile temsil edelim. A, B ve C'nin reel sayılar olduğunu da ekleyeyim. Evet, bana verdiğiniz A, B ve C değerleri için size C1, C2 ve C3'lerinizin ne olacağını söyleyen bir formül verebilirim. Ve bu da bunun açıklığının re küp olduğu anlamına gelir çünkü bana bir vektör verdiğinizde size bu üçünü kullanarak onu nasıl oluşturabileceğimizi söyleyebilirim diyorum ama bakalım yapabilecek miyim. Vektörün skaler çarpımı tanımını aklımıza getirecek olursak C1 çarpı bu vektör bunu baştan yazabilirim. Normalde bu adımı atlardım ama her şeyin doğru anlaşıldığından emin olmak istiyorum. C1 çarpı ya da 1 çarpı C1 diye de yazabilirim. Buradaki terimleri teker teker C1 ile çarpacağız. C2 içinde aynı şeyi yapalım ve terimleri tek tek C2 ile çarpalım. Son olarak tabii C3'ü de bu terimlerle tek tek çarpıyoruz. Bu yaptıklarımızın vektörlerin skalerle çarpılması tanımından geldiğini de bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Buna vektörlerde toplama da dahil ve şimdi de onu yapacağız zaten. Vektörlerde toplamaya göre bu terim artı bu terim artı bu terimin buna eşit olması gerekir. Hemen not ediyorum. C1 artı 2C2 eksi C3 A'ya eşit olacak. Benzer bir şekilde eksi c1 artı c2 artı 0 c3 de b'ye hemen yazalım. Eksi c1 artı c2 artı 0 c3 ki bunu yazmamıza gerek yok. b'ye eşit olacak. Son satırı da yapacak olursak 2 c1 artı 3 c2 artı 2 c3 eşittir c. Buradan sabitlerin ne olduklarını bulup bulamayacağımızı görelim. Yok etme yöntemini kullanacağım. Bu yöntemi daha önce gördüğünüzü düşünüyorum. Daha önceki lineer cebir videolarında yapmış olmam lazım. Bundan birkaç video sonra da ufak bir tekrarını yapacağız ama bu yöntemin nasıl çalıştığını hemen anlayacağınızı düşünüyorum. Önce bu iki terimi sonra da bunu yok edip sabitlerin neye eşit olduklarını bulacağız. Bu terimi yok etmek için bu denklemi buna ekleyebiliriz öyle değil mi? da bu denklemin yerine bu ikisinin toplamını yazabiliriz. Bu şekilde yapmak daha iyi olacak sanırım. Evet, bu ikisini toplayalım ve bunun yerine bu toplamı kullanalım. Eksi c1 artı c1 sıfır eder, görmezden gelebiliriz. c2 artı 2c2, 3c2 eder, sonra da 0 artı eksi c3 de eksi c3 eder. Sonuç olarak 3c2 eksi c3 eşittir. Bunların ikisinin toplamı yani B artı A. Birinci denklemi de en üste yazalım. Evet, birinciye dokunmayacağım. C1 artı 2C2 eksi C3 eşittir A. Bu son denklemde de bu terimi yok etmek istediğim için bundan bu denklemin iki katını çıkaracağım. Bunun bu denklemi eksi 2 ile çarpıp buna eklemek olduğunu da düşünebilirsiniz. Bunu hemen eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2C1 eksi 4C2 artı 2C3 eşittir eksi 2A. Bu arada dikkatli olmamız gerekiyor çünkü küçük bir hata yapıp bir çuval inciri berbat etmek istemiyorum. Eksi 2 çarpı c1, eksi 4, artı 2 ve sonra da eksi 2. Evet, şimdi de toplamaya geçebiliriz. 2c1, eksi 2c1 sıfır eder yazmıyorum. 3c2, eksi 4c2 de eksi c2. Son olarak burada 2c3, burada da 2c3 var ve toplamları 4c3 eşittir. c eksi 2a. Evet, bunun yerine bunun eksi 2 katını yazdık ve sonuç olarak da bunu elde ettik. Anlaştık mı? Üstteki denklemi yine olduğu gibi tutmak istiyorum. Yani buna dokunmadan buraya bir daha yazalım. C1 artı 2C2 eksi C3 eşittir A. İkincisini de olduğu gibi bırakalım. 3C2 eksi C3 eşittir B artı A. Şimdi şurada kendime biraz yer açayım. Son denklemde de bu terimi yok etmek istiyorum. Onun için alttaki denklemi 3 ile çarpıp ortadakine ekleyeceğim. Bunu 3 ile çarpınca işleri olduğundan daha karmaşık bir hale getirmek istemiyorum. Evet, bunu 3 ile çarpınca eksi 3c2 ve 3c2 birbirini götürecek. Buraya da 12 ve eksi 1 gelecek. Evet, 12c3 eksi c3. 11 C3 eder. Sonra da bir saniye. Bunu 3 ile çarpınca 12 C3 elde ettik. Bundan 1 C3 çıkınca geriye 11 C3 kalır. Tamam bu çarpı 3 artı bundan 3 C eksi 6 A. Evet bunları da 3 ile çarpınca bunu elde ettik ama bir de bunlar var unutmayalım. Artı B artı A. Peki bunu nasıl yazabilirim? Ha bu arada bu C'nin buradaki C1, C2 ve C3'ten farklı bir C olduğunun da iyice anlaşılmasını istiyorum. Bu nokta kafanızda net değilse bu saniyeden sonra netleşsin. C harfini çok fazla kullanmışım ve bunun bir kafa karışıklığına sebebiyet vermesini istemiyorum açıkçası. Buradaki C ile buradaki C'ler birbirinden tamamen farklılar. Anlaştık mı? Şimdi bunu sadeleştirip sadeleştiremeyeceğimize bir bakalım. Burada bir A, burada da eksi 6A var. Toplarsak eksi 5A elde ederiz. Bu denklemin iki tarafını 11'e bölersek, c3 eşittir, 1 bölü 11 çarpı 3c eksi 5a. Bu denklem sayesinde bana a ve c değerlerini verdiğinizde size c3'ün neye eşit olduğunu söyleyebileceğimi görüyorsunuz değil mi? Peki c2 neye eşit olacak? c2 eşittir. Bu denklemi sadeleştirmeyi deneyelim. Şuradan devam edelim. Denklemin iki tarafına da c3 ekleyelim. 3C2 eşittir B artı A artı C3. Bir de 3'e bölersek C2 eşittir 1 bölü 3 çarpı B artı A artı C3 elde ederiz. Şimdilik bu şekilde bırakacağım. Peki ya C1? Üstteki denklemin iki tarafından 2C2 çıkarıp C3 eklersem C1 eşittir A eksi 2C2 artı c 3 buluruz. Tüm bu yaptıklarımız ne içindi dersiniz? Bana reküpte bulmak istediğiniz vektörü verebilirsiniz. A, B ve C içinde reel sayılar vermeniz gerekiyor tabii. Evet, bana bu sayıları verdiğinizde bu üç vektörün kombinasyonlarıyla o vektörü elde edebileceğimizi söyleyebilirim artık. Bu arada bu 3. vektörü eklemek üzere bu vektörleri çarpmamız gereken şeyleri de buldum. Evet, bana A'yı, B'yi ve C'yi verdiğinizde onları buraya yerleştirir. Bir saniye. Burada bir B olması gerekiyor değil mi? Evet çok özür dilerim. Buradaki B'yi unutmuşum. 3C eksi 5A artı B olacak. Hemen yazalım. Parantezin içine bir tane de B sıkıştıralım. Evet. Ne yapmaya çalıştığımı anladınız değil mi? Bana A, B ve C'leri veriyorsunuz ve bunlar tüm reel sayılar olabilirler. Bölme işlemi olmadığına göre sıfıra bölme için endişelenmenize de gerek yok. Eğer bu herhangi reel sayıların lineer bir kombinasyonuysa başka bir reel sayı daha elde edebiliriz. Bana A'yı, B'yi ve C'yi verdiğinizde C3'ü bulabilirim. A'yı B'yi ve C'yi verdiniz. C3'ü bulduk ve C3'ün de bir başka reel sayı olacağını biliyoruz. C3'ü A'yı ve B'yi kullanarak da C2'yi ve sonra da C3 ve C2'yi kullanarak C1'i bulabiliriz. Umarım A, B ve C değerleri ile C1, C2 ve C3'ü bulabileceğimizi açıkça ifade edebilmişimdir. Evet, A, B ya da C'nin herhangi bir değerinin bu formülleri bozması için hiçbir sebep yok. Az önce de söylediğim gibi bölme olmadığından sıfır da işlerimizi bozmaz. Buna dayanarak da bu vektör kümesinin açıklığının reküp olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi size sorduğum ikinci soruyu hatırlıyor musunuz? Bu vektörlerin lineer bağımsız olup olmadıklarını sormuştum. Bunların lineer bağımsız olmaları için C1 çarpı birinci vektör yani 1, eksi 1 ve 2 artı C2 çarpı ikinci vektör yani 2, 1 ve 3 artı C3 çarpı üçüncü vektör yani eksi 1, 0, 2. Lineer bağımsızlık söz konusuysa bu denklemin tek çözümünün bu vektörlerin toplamının sıfır vektörüne eşit olmasını sağlayan kombinasyon kümesi. Evet bunu arıyoruz. Bunu bir önceki videoda da görmüştük. Bu vektörler lineer bağımlı ise sıfırdan farklı bir çözüm olması gerekir. Bu da bu sabitlerden en az birinin sıfırdan farklı olması anlamına gelir. Sabitleri sıfır seçebilirsiniz ama lineer bağımlılık için sabitlerden en az birinin sıfır olmaması gerekir, anlaştık mı? Lineer bağımsızlarsa da bu denklemin tek çözümü, yani C1, C2 ve C3'ün sıfır olması gerekir. Çözüm bu. Evet, hepsi sıfır olmalı. Bu lineer bağımsızlığın sonucudur. Lineer bağımsızlık da bunun. Bu burada yaptığımızın aynısı ama bu defa A, B ve C'yi 0 olarak belirleyeceğiz. A, B ve C için reküpte herhangi bir vektörü seçebiliriz öyle değil mi? Ve ben de sıfır vektörünü seçiyorum. Bakalım C1, C2, C3 ne olacak? A eşittir, B eşittir, C eşittir, 0. Bunu 0 vektörüne eşitliyoruz. Bu vektörlerin hangi lineer kombinasyonu 0 vektörüne eşittir? A, B ve C 0 ise bu terim de 0'dır. Bu 0, bu 0 ve bu da 0. 1 bölü 11 çarpı 0, eksi 0, eksi 0, sıfırdır. C3 eğer sıfırsa bir bakalım C2 de 1 bölü 3 çarpı sıfırdan yine sıfıra eşit olur. Peki ya C1? C3 sıfır, C2 de sıfır. Bu durumda C1 A'ya eşit olur ama az önce A'nın da sıfır olduğunu söylemiştik. Bu durumda bu denklemin tek çözümü yani bu vektörlerin sıfır vektörüyle sonuçlanan tek kombinasyonu vektörlerin hepsini sıfırla ölçeklendirmek ile mümkündür evet size c1 c2 ve c3'ün sıfır olması gerektiğini gösterdim ve sıfır oldukları için de bu vektör kümesinin lineer bağımsız olduğunu söyleyebiliriz bu ve dörtlerden hiçbirinin diğer ikisinin kombinasyonu olarak ifade edilemeyeceği anlamına da gelir. İlginç değil mi? Açıklıkları reküp olan 3 ve var ve lineer bağımsızlar. Lineer bağımsız derken bu vektörlerden birinin fazla olmadığı, yani diğer vektörlerle ifade edilemeyeceği anlamına da geliyor. Elimizde açıklıkları reküp olan 3 vektör var. Buna dayanarak bir genelleme yapacak olursak, ispatını yapmadık ama elimizde 3 vektör olduğunda ve açıklıkları da reküp olduğunda lineer bağımsız olmaları gerekiyor. Lineer bağımsız olmasalardı bunlardan biri fazla olurdu. Mesela bunun fazla olan olduğunu düşünelim. Her zaman üçüncüyü seçiyorum ama diyelim ki bu ikisinin açıklığı bunun açıklığına eşitse yani eğer bu fazla olansa bu ikisinin açıklığının bir parçası olabilir ve bu iki vektörün açıklığı da hiçbir zaman R küp olamaz. Eğer 3 lineer bağımsızımız varsa açıklıklarının reküp olduğunu söyleyebiliriz. Ispatını yapmadık ama bunların üçünün de yeni yönlülükler eklediklerini anladığınızı umuyorum. Birisi bu şekilde birbirlerine tam olarak dik değiller ama yeni bir boyut eklemek için gerekli yönlülüğü sağlıyorlar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.